Yani Bediüzzaman'ın yani Risale-i Nur hizmeti için yani belirlediği alan bir kere şu. Yani bu bir iman hizmeti. Bu iman hizmetinin merkezi noktası nedir? Birinci olarak evlerdir. Yani kişilerin kendi evlerinde, kendi hayatlarında, kendi eşi, çocukları ve akrabası, komşusu. Yani bunu anlatması. Yani imanı sürekli ki bu hani özellikle hep belirler ahir zaman şartlarında yani sürekli bir şeyle yüz yüzesiniz. Sorular, şüpheler veya ahlaki anlamda sürekli aşındırıcı etkilerle yüz yüzesiniz. Yani sürekli bir iman talimi gerekiyor. Hem kişinin kendisi için hem de örnekliğiyle birlikte hem tebliğ hem temsili itibarla yakın daireye aktarması lazım. İkincisi dershaneler. Yani nur talebelerinin bir araya gelip beraberce Risale-i Nur hizmetinde bulundukları Risale-i Nur'u okuyup müzakere ettikleri zemler. Ki Bediüzzaman bir mektubunda 50'li yıllarda yazmış olduğu bir mektubunda yarı resmi bir şey düşündüğünü söyler. İmam Hatip okullarının açılması, buna izin verilmesiyle birlikte Emirdağ Laikası'ndadır bu mektup. Sonra yaşanan böyle daha böyle şaşalı bir şey gerçekleşiyor. Bunun üzerine der ki hayır yani nim resmi Osmanlıca ifadesiyle yani böyle yani yarı resmi oluşumların filan uygun olmadığını söyler Risale-i Nur için. O tamamen sivil. Sivilliğine hiçbir şekilde zarar gelmeyecek bir şey. Çünkü hani resmi kanallarla irtibata geçildiği andan itibaren yani bu farklı etkileri açık, yani bozulmalara müsait filan bunları görüyor. Şimdi bu anlamda evet iman hizmeti, bu noktada da eğitim, amenna. Ama hani Bediüzzaman modelinden Fethullah Gülen'in hani yaptığı şekilde yurtlar, kolejler vesaire kurmak, ondan sonra bir kadro oluşturmak, sonra yani bu hani kadroyla belli yerlere nüfuz etmek. Yani bu hani Bediüzzaman'ın hani metodu açısından asla kabul edilebilir olmayan şeyler. Belki en başta evet eğitmek, insanlara dini anlatmak, en uygun formuyla anlatmak bu noktada başlangıç itibarıyla hani bir benzerlikten söz edebiliriz. Ama onun ötesinde tamamen mesele Peki burada ayrışıyor. Said Nursi'nin hayatına baktığımız zaman devlete hep bir siyasete hep bir ilgisi olmuş. Kendisi eski Said, yeni Evet. Said diyor ama Demokrat Parti iktidarında Evet. özellikle tekrar Evet. siyaset diye birisi olmuş. Şimdi onun devlete karşı kayıtsız olmadığını biliyoruz ama sanki onunki birazcık siz tabii daha Evet, içeriden biliyorsunuz evet. ama devleti yönetenlere bir şeyler anlatmak Evet, gibi. evet. Ama burada Fethullah Hani Gülen de devleti yönetmek değil, devleti yönetenlere, evet, doğru bir şey yapıyorlarsa destek olmak, yanlış bir şey yapıyorlarsa uyarmak. Ama asla ve asla hani iktidarı hedeflememek, iktidarın bir parçası olmamak. Doğrudan veya dolaylı. Peki Yani burada mesela şunu soracağım. bugün iman dedik, anlattık, bir kitle toplandı. Bununla bir kadro hareketi oluşturalım ve bir iktidar odağı haline gelelim. Bu yani Risale-i Nur'un mesleği metodu açısından Bediüzzaman'ın bıraktığı miras ve yazdığı eserler özellikle de laikaları mektuplarında açıkça vurguladığı hususlar açısından kabul edilebilir bir şey değil. Veya partileşmek aynı şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Peki.